بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den bahsedeceğim. Var olan düşmanları tarafından en ince detayına kadar tahkik edilen rehberi biz takipten aciziz. Şimdi bu kadar inceden inceye bütün hayatı araştırılan dünyada hiçbir insan yoktur. Özel hayatını hanımları tarafından, gündüz hayatı, cemiyet hayatı, içtimai hayatını sahabe-i kiram tarafından bu kadar araştırılan bir insan yoktur. Bu kadar hayatı ince elekten geçip de hiçbir hata olmaz. İnsanın. Yok işte. Bir insan için bu mümkün müdür? Mümkün değildir. Peki nasıl vaki olmuş bu? Devamlı kontrol altında olduğunu gösteriyor. Bakın sünnet-i seniyi bir tanımlayacağım. Eğer bana doğru bakarsanız bu ne demektir diye iyi bir misal olacak. Mesela ben bu kitap okuma rahlemi böyle mi koyayım, böyle mi koyayım, böyle mi koyayım, böyle mi vesaire. Örnek için söylüyorum. Şimdi hangi davranış, hangi konuşma doğru olup olmadığını peygamber şöyle yapmış. Aleyhissalatü vesselam. Buradaki davranışın
melekut denilen ötelerdeki, öte alemdeki karşılığını, hakikatını görmüş. Mesela şunun alemi gaybda, lef-i mahfuzda, mele-i alemde nasıl gözüküyor? Burası nasıl gözüküyor? Burası şöyle yapmış. Sahabenin eline bunu vermiş. Adeta örnek için söylüyorum. Şöyle alemi misale bakıyor. Alemi ervaha bakıyor. Lef-i mahfuza bakarak diyor şöyle. Sağ al, biraz da bir tarafa al, biraz. İyi gözükmüyor. Biraz daha götür ileriye. Götür. Hah, tamam dursun. Şimdi çok güzel gözüküyor orada bu. Yani davranışın, her hareketin isabetli ve doğru olabilmesi için o hareketin ötelerdeki hakikati bilmeye, görmeye bağlıdır. Yoksa her davranışı mükemmel olamazdı. Olması gösteriyor ki buradaki eylemi, sözleri orada karşılıklarını seyrediyor. Bu bir insan için mümkün değil. Peygamber olduğu için bu mümkün. Bakın bir de yapıyorum. Bak şu hareketi, hani çatıda anten düzeltirken yukarıdan aşağıya bağırıyor ya, oldu mu? Al biraz daha. Olmadı. Karınca gösteriyor. Sağ falan. Çatıda düzeltirken aşağıda haber veriyor. Tamam diyor. Niçin tamam oldu? Yukarıdaki bilmiyor ne yaptığını. Yukarıdaki ancak eylem yapıyor. Eylemin televizyonda nasıl gözüktüğü bilmiyor yukarıdaki. Ama o yalnız olmadı, sağ ol, tamam falan diyoruz. Aynen bunun gibi insanın hareketlerini ve sözlerini de Peygamber aleyhissalatü vesselam ötelerde gördüğü için diyebiliyor en isabetli. Ondandır ki Peygamber aleyhissalatü vesselam 23 sene önce öğrendiği veya söylediği bir sözü 23 sene sonra ey ashabım yanlış oldu, değiştiriyor. Böyle bir şey yok. En son konuşacağını en başta bir insan diyemez. Neye benziyor? Her sene arabanın modeli değişiyor. Öyle değil. Ama sığırın modeli değişmiyor. Atın modeli değişmiyor. Çünkü arabanın üzerine maddi'in germani yazıyor. Sığırın üzerine yazıyor maddi'in Allah. Bu Allah'ındır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözleri de öyle. Allah onun ağzına koyduğu için zamanla değişen bir şey değil. Eşyanın hakikatını gördüğü için bak. Bir daha yapıyorum. Getir. Sağa. Olmadı. İyi gözükmüyor. Biraz ileri al. Tamam. Hah, tamam diyor. Yani şu hareketi orada seyrediyor. Yani sözlerin, davranışların alemi manada melekut alemlerinde ötelerde nasıl gözüküyor ona göre oynatıyor. Ondan ancak mümkündür. Televizyon antenini oynayan aşağıdaki adama göre. Olmadı, kaldı, karınca yaptı, bilmem ne yaptı. Yoksa bir insan böyle yapamaz. Bakın, insanoğlu 20. asrın son teknolojisini kullanıyor. 21. asra girmiş. Her sene model değiştiriyor. Konuşma metnini değiştiriyor. Ben bir daha kürsüye çıksam başka bir şey konuşurum aynı mevzu hakkında. Devamlı değişiyor. İlk konuşacağım, en son şeklinde konuşacağım. Allah'ın sanatı da öyle. Atı yapıyor, en son. Modeli değişmiyor. Mesela karpuza bakın, 2014 model. Ama arabanın modeli öyle değil. İnsana bakın, şu sisteme bakın ya. Kullanılan teknolojiye bakın. Hem de nerede kullanılmış? Anne karnında, karanlık bir yerde, kör maddelerden göz imal ediliyor. Şu teknolojiye bakın. Bir daha söylüyorum. Anne karnında, annenin yediği maddeler, domatestir, ekmektir, kuru fasulyedir, ha? Hepsi kördür. Kör maddelerden göz imal ediliyor. Şu teknolojiye bak. Karanlık bir yer, sessiz bir alem anne karnı. Annenin yediği içtiği şeyler de sağır. Kulak yapılıyor. Ayak yapılıyor. Niye? Orada şey yarıyor mu? Yaramıyor. Şimdi anne karnını da daraltıyor eli ayağı. Çocuğa farz-ı muhal olarak bıçak versek. Desek ki fazlalıklar var. Burada ne var? Kolum akacak. Ona burada ağaç var çok. Topu yok. Neyle oynuyor? Ne işe yarayacak? Anne karnında kolu manası yoktur. Bu kolun manası yoktur anne karnında.
Ayağın manası var mı? Yok. Yürüme yok ki orada. Gözün manası yok. Çocuk muktedir olsaydı kafayı bile keser. Niye? Sipahane kanda kullanılan yer göbek, koridor. Bağ ya, oradan besleniyor. Peki niye takılmış? Anne karnında ayağın takılması gösteriyor ki burası için değil, gidecek olduğu alemde bu kullanılacağı için koymuş. Anne karnında karanlıktır, manzara yoktur. Ama bu çocuk öyle bir yere adaydır ki göz kullanılması lazım orada. Gidecek olduğu aleme önceden cihaz takılıyor. Orada muhabbet duygusu işe yaramıyor. Aşk yaramıyor. İdealistlik yaramıyor. Orada duygularla donatılmış çocuk. Peki niye takılmış? Gidecek olduğu aleme göre maddi ve manevi duygular teçhiz edilmiş. Dünyevi geliyor çocuk. Aa, yürüyor. Demek ki ayak lazım. Bu dünyada kullandığı ayağı anne karnında takıldı. Bu dünyada kullanacağı göz anne karnında takıldı. Karanlık yerde kullanılan teknolojiye bak. Duyguları da öyle. İnsani duygular da o karanlık alemde takıldı. Aynen bu örnek gibi. Anne karnında işe yaramadığı halde maddi ve manevi organların takılması gidecek olduğu alem içindir. Dünya için. İnsanın da ruh yapısı dünya için değil, ahiret için. Ahiret yoksa insanın şu duygular mantıksızdır. Neye benziyor? Eğer anne karnından başka bir yere gitmeyecekse bu çocuk, gözün takılması mantıksızdır. Eğer anne karnından başka bir yere gitmeyecekse bu çocuğun ayağı mantıksızdır. Mantığı yoktur. Akciğer yok. Yani anne karnında akciğer ne yapacak yani? Orada nefes almıyor ki. Demek ki akciğerin takılması gösteriyor ki nefes alacak bir aleme gidiyor. Ayağın takılması yürüme denilen bir aleme gidiyor. İnsanın da ruhu beka istiyor, ebed istiyor, sonsuzluk istiyor, dert istemiyor, keder istemiyor. Bir anda her yerde olmak istiyor. Bakın Allah aşkına ne istiyorsanız hiçbirisi dünyada yok. Göz mesela anne karnındaki göz ne istiyordu? Manzara. Bir şey yaramıyor. Ama diyorlar ki sabret 9 ay sonra manzaralar denilen alemine gidiyorsun. Onun için bu sana orada lazım, burada lazım değil. İnsanın da ruhani yapısı ahireti gösteriyor. Oraya işaret ediyor. Ama bunu bilmeyen insan mantıksız değerlendirir. Hiç dünyayı hesap etmeden, dünyayı bilmeden anne karnındaki çocuğu düşünse Allah Allah bunlar niye takılmış ya der. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam o tür alemlerden de eğer bahsetmemiş olsaydı insanoğlunun en büyük meselesi kabirdir. Kabiri neyle çözecektik? Fizikle çözülmez. Kimyayla de çözülmez. Kabir ve sonrası alemler insanın en çok alakadar ettiği bir alemdir. Çünkü insanın en büyük meselesi kabirdir. Arkadaşlar bu elimle o kadar insan gömmüşüm ki, o kadar yıkamışım ki, o kadar kefenlemişim ki. Yani bebeğinden, düşüğünden 100 yaşına kadar. Ama insanın en büyük meselesi bu, kabir ve sonrası. Fakat eğer dinler yoksa kabir ve sonrası hayat izah edilemez, çözülemez, bilinemez. Nasıl bilecek? Kimyayla nasıl çözeceksin orayı? İnsanın fıtratına bakın ya. Şu doğasına bakın. Fıtratta şunu kastediyorum. Odun düşünün, şu odun kabul edin. Bak bu örneği de iyi meşketin. Odun. Odunun içerisinde iki tane zıt yapı var. Yaktığınız zaman çıkan şey. Duman ve nur. Odunun neresinde duman var? Bir hayal edin. Altında, üstünde, sağında, solunda. Yok. Her yerinde değil mi? Duman. Yakınca duman çıkıyor. Peki duman çıkınca göz gözü görmez. Kapalı böyle. Örter her şey. Peki odunu yaktığımız zaman başka ne çıkıyor? Nur. Işık. Nerede o? Odunun her yerinde değil mi? Bak odunu yaktığımız zaman çıkan nur gözümüze her tarafı gösteriyor. Odundan çıkan duman her yeri kapatıyor. İkisi zıt. Nerede? Aynı yerde. Aynen bu odun misali gibi. İnsan da bir oduna benzer cesedi. Odundaki dumandan kasıt nefistir. Odundaki nurdan kasıt ruhtur. Odunu iki zıt yapı kendisini odun olarak gösterdi.
Odunun içi yok. Odun iki zıt yapıyla kendisini gösterdi. Şu mesela içinde su var. Su ayrıdır. Pet ayrıdır. Pet. İçi diyorsun. Odunun içi diyemezsin. Kap değil odun. Odun nurdan ve dumandan ve ısıdan meydana geliyor. Yani içi değil o. Komple kendisi. İşte odunun neresine duman yerleştirilmişse, hangi teknolojiyle yapmışsa, bedenimize de Allah nefsi öyle yerleştirmiş. Odunun içerisine hangi ilim ve teknolojiyle nuru yerleştirmişse, Allah da şu bedene ruhu öyle yerleştirmiş. Odundaki sıcaklık insanın hayatına misal. Odunun en büyük düşmanı ateştir. Ateş içindedir. İnsanın en büyük düşmanı nefistir, kendi içindedir. Odunu keserler, yarın içi karanlıktır. Ama ışık oradadır. Bakın, karanlık yerde nuru saklamış. Peki sorsa, ışık oduna ne kadar yakındır? Veya ikinci bir soru düşünmek için, buzun neresinde su var? Arkadaşlar, buzun neresinde su varsa bedenin orasında ruh vardır. Başka genişletiyorum misali. Buzun neresinde su varsa bedenin orasında ruh vardır. Dünyanın da orasında ahiret vardır. Buzdan kasıt dünyadır. Buzdan kasıt dünyadır. Bu sudan kasıt ise ahirettir. Dünya ahiretin üzerine tenteneli bir perdedir. Ahiret nerededir? Buzun neresinde su varsa dünyanın orasında ahiret vardır. Başka? Odunun neresinde nur varsa insanın da orasında ve dünyanın orasında cennet vardır. Odunun içerisinde neresinde duman varsa dünyanın ve insanın da orasında cehennem vardır. Cehennemi yapayım size. Abi neresinde var ya hocam? Yani insanda nasıl cehennem var? Buhran, bunalım, panik atak, depresyon, can sıkıntısı gibi ve hatta acımasız bir halete düşerek intihar etmiyor. Nemrut'un ateşi gibi. İntihar ediyor. O kadar korkunç bir kaos yaşıyor. O işaret ediyor ki bir cehennemden haber veriyor. Küçük küçük su sızıntıları nasıl ki menbaadan haber veriyor. Yani şu, evinizde su aksa yukarıki kattan, tavandan su gelse, ya yatak odasında komşu galiba musluğu unuttu der misiniz? Ne dersiniz? Ya mutfaktır, ya tuvalettir, ya banyodur. Yani su oradan gelir. Yatak odasında su sızmaz. Aynen bu örnek gibi. Bendeki sıkıntı, buhran, bunalım, panik atar. Allah şöyle diyor sana bunlar. Bak bir küçük şeyi tahammül edemiyorsun. Bu sızıntıdır. Su sızıntısı gibidir. Celal tecellisi olan cehennemde haber veriyor. Tersini düşünün. Surur, neşe, saadet, huzur, bast. Hani bulutların üzerine çıkarsın azar. Neşe yani. O da cennetten bir parıltıdır. Oradan işaret eder. Oradan işaret eder. Düşünen insanlar için. Şimdi gene geliyorum konumuza. Bir daha söyleyeyim çünkü bu çok önemli, çok hoşunuza gidecekti. Arkadaşlar bir buzu düşünün, ne olur buzu. Buzun neresinde su var? İçinde yok. İçinde buna diyebilirsin. Pet ayrı, su ayrı. Buz suyla yapılmıştır ama kendisini buz sıfatı olarak gösteriyor. Odun duman ve nur ile yapılmıştır. Odun olarak tanımlıyor. Odundan kasıt dünyadır. Odundan kasıt bedendir. Buzdan kasıt dünyadır. Buzun içerisindeki su, odunun içerisindeki nur ve duman ruha ve nefse, dünyaya uygularsak ahirete misaldir. Bunları Peygamber aleyhissalatü vesselam demeseydi insan sırf cesetle ifade edilecekti. Ceset ile ruh arasındaki farkı buz ile su arası. Buz suyla yapılmıştır.
Hani derler ya, çok sorarlar hocam, Allah bu kainatı neresindedir? Su buzun neresindeyse, güneş veya duman odunun içerisindeki nur odunun neresindeyse, Allah'ın esması da eşyaya böyledir. Allah'ın esmaya tecellisi buzdaki su gibidir. Yani sudan yapılmıştır buz. Suyun donmuş halidir. Yani Esma-i Hüsna'nın en kesif tecellisidir madde. Tatil günü ya. Evet, tatil günü. Rica ediyorum sevgili arkadaşlar, başkasının namaz kılmasına ve rahat olmasına vesile olacağınızdan dolayı sevap alacağınızı da unutmayın böyle. Yerleri doldurursanız. Çünkü biz insan çok severiz böyle sevapları. Sevap dedim de, sevap fiziksel boyut olarak pozitif enerjidir. Sevabın fiziksel boyutu pozitif enerjidir. Günah ise bedenin, bak burayı da doldurun, bedendeki negatif enerjidir. Peki, devam ediyorum. Dış dünyanın varlık alemini hakikatine uygun tanzimatı yapmaya insanın, yani ne kadar zor dış dünyayı tanzim etmek, bu mu doğru mu, şu mu doğru mu, şu mu yanlış, ne kadar zor. Peygamber aleyhissalatü vesselam ruhtaki tanzimatı yapmış. Nasıl yapmış? İnsanı tanımlamış. İnsanı tanımlamış, kendisine üçe ayırmış. Vesvese olanlar için de söyleyeceğim şimdi. Vesveseli olanlar bu örneği iyi dinlesinler. Yani, hocam abdeste sorun var bende. İkide bir abdest alıyorum. Veya Allah var mı? İmanım gitti diyenlere örnek vereceğim şimdi. Bir daha söylüyorum. Abdesti sorun yaşayanlar, İmanım acaba oldu mu, zeval gitti mi? Korkuyorum hocam imanda gitti. Ona ait örnek vereceğim. Arkadaşlar, kendinizi üçe ayırınız. Odun gibi. Odunda duman, nur, ısı, sıcaklık. Üçünü hamur et, karıştır. Dumanı tencereye koy. Nuru da koy. Bir de sıcaklığı koy, karıştır. Buzdolabına koy, donsun, odun. İnsanda üçe ayrılır. Benim nefsim, benim ruhum, odundaki dumanda kasıt nefis, odundaki nurdan kasıt ruh, ısıdan kasıt hayat. Üçünü birleştirdikçe sevdim. Şimdi iki tane zıt yapı birbirinin karşısında. Nefis ve ruh. Şimdi iki tane zıt yapı olduğuna deli, iki tane farklı fikirler yaşıyorsunuz, yaşıyoruz. Yap. Bir tarafımız diyor ki yap. Öteki taraf diyor yapma. Öteki taraf diyor ki ver ağzının payını. Öteki taraf ayıptır ya. Öteki diyor ki Allah yok diyor. Öteki taraf olmaz olur mu ya, Allah Allah. Sen de bunu bilmeyince dersin ki ona ben ne rezil adamım ya. Bu tür şeyler bana nasıl geliyor ya. Hayır, kaliteli bir adamsın. Nasıl oluyor? Şimdi iki tane zıt yapı. Bizde nefis var. Yok mu? Sana diyecek mi ki Allah var? Çok isabet ettin lan sen. Aferin lan, namazı kılıyorsun. Der mi? Bu adam kendi işlevi var. Yani odundaki duman gibi. Şimdi diyecek ki sana abdestin olmadı veya imanın gitti. Öteki tarafta diyor ki olur mu ya falan. Sen de bunları duymamak için kaçıyorsun başka. Düşünmemeye çalışıyorsun. Meşgul ediyorsun. Hayır. Şimdi bu neyi gösteriyor? İki tane zıt yapıyı gösteriyor. Sen bu iki yapıdan fark ettiğin anda hiçbir zararı yok. Hatta Allah Resulü'ne sormuşlar aleyhissalatü vesselam peygamberimize. Demişler ki ya Resulallah, içimizden tuhaf tuhaf ve garip garip düşünceler ve fikirler, hisler geçiyor. Allah Resulü buyurdular ki Ömer Nasuhi Bülme 86. sayfada geçer. İçinizden geçeni demedikçe ve yapmadıkça mesuliyet yoktur. Oh. Bak şimdi. İçimizde diyor ki, mesela ben bunu eylem olarak yapayım. Almanya'da teravih imamlığı yapıyorum. 200 sene önce. Şimdi lojmandan çıktım, bak takip edin. Lojmandan çıktım, bana abdestin yok diyen olmadı. Hiç, kolumu sağladım, camiye geldim.
sünneti, farzı, teravih vesaire. Salat ütüre geldik, dipe geldik. Ben namaz kıldırıyorum. Adam geldi. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. İlahi. Okuyorum da şimdi salat ütüre kıldıracağım. Adam geldi. Senin abdestin yoktu biliyor musun? Niçin öyle diyor? Benim dindar olmamı istiyor. Abdestsiz kılmamı istemiyor. Tamam mı? E peki be Firavun. Döşmanda niye demedin? Sünnette demedin. Farzda demedin. Niçin dedi biliyor musun bana? Adamlar yemek yemiş, kiraneye gelmiş, canı çıkmış, buraya kadar yemiş, içmiş. En sonunda diyeceksin ki döneceksin, benim mihrapta dönmem istiyor. Cemaat benim abdestim yoktu biliyor musun? Desen, ulan seni camdan aşağı atarlar ya. Yani buraya kadar zor kıldık. Adam bunun için yaptırıyor. Dipte söylüyor. Peki madem benim dindar olmamı istiyordun, abdestsiz kılmamı istemiyordun, niye başla demedin? Ya ben ne yaptım? Yemez, hayvan değerli. Adam olduğunu ikiye ayırdım ya kendimi. Benim nefsim benim. Kim dedi? Bu adam dedi. Hiç araştırmadım. Hakikaten olan nerede abdest bozdum ya, bozdum mu falan. Hiç şey yapmadım. Ne yaptım? Dedim ki, ben zaten abdestsiz kılıyorum. Ben zaten abdest olurum. Baktı ki benden daha serseri. Çünkü gitti. Yaban arılarına benzer. Tamam. Ya öyle mi falan dediğin anda hiç şansın yok. Seni bırakmaz. Diyeceksin ki imanı yok. Yok yok yok. Sana ne? Çünkü imansız kendisi bizi imansızlıkla tehdit ediyor. Allah'tan korkmayan o şeytan bizi Allah ile korkutuyor. Sizdeki o korku, panik, yok olacağım, imansız olacağım, Allah beni yakacak düşünceleri hep şeytandan geliyor. Allah ve meleklerinden değil. Çünkü güneşten karanlık çıkmaz. Odundaki dumandan örtme çıkar. Olumsuz insanlardan olumlu olmaz. İşte olumsuz düşünceler melek ve Allah'tan değildir. O buradan geliyor. İşte vesvesenin temelini şey yapıyorum arkadaşlar. Şimdi kendimizi üçe ayırdık mı? Nereden geldiğini onu tespit edeceğiz demiştim. Yani imansızsın diye bizi korkutan kendisi imansız. İman etmemiş. Abdestin yoktur diyen, peki daha önce niye demedin? Ne yapacağız? Abdestin yoktur dediği anda bilin ki şeytan tasdikli abdestin var demektir. Şeytanın özelliği şudur, var bozmaktır. Yoku var etmez. Abdestsiz insana, imansız insana gidip demez şöyle. İmansıza der mi ki, ulan senin imanın yok ha, çok kötü bir durumdasın. İmanına dikkat et. Şeytan der mi bunu? Demez, işine gelmez ya. Gider adam iman eder, kaliteli imanını yükseltir yani. Bu sefer kime der? İmanlı olana der ki imanın yok. İmanın yok denebilmesi için iman olması lazım. Yok yok olmaz, zaten yok. Abdestin yok denebilmesi için abdestin olması lazım. Çünkü şeytanın mantığı varı yok etmektir. Yoku var etmek için değil. Abdestin yok olana senin abdestin var mı diye şüphelendirmez, gider abdest alır diye. Adamın işine gelmez. O zaman abdestin yoktur diye geldi mi şüphe, hemen şeytan tasdikli abdestin var demektir. TSE'li, Türk Standart Endüstrisi'ne benziyor. Kaliteli bir abdestin var demektir. Ben şimdi şöyle yapıyorum. Bakıyorum diyorum, ya acaba abdestin var mı? Baktım ki hiçbir taraftan bir şey gelmiyor. Şüphe gelmiyor, o zaman abdest alıyorum. Şüphe ve vesvese gelince almıyorum. Çünkü şeytan varı yok ediyor diye. Peki devam ediyoruz. Saatimiz gelmedi değil mi daha? 5 dakikada var. Daha tansiyonunu kontrol edemeyen bir insan eğer peygamber ve dinler olmasaydı duygularını ve fikirlerini nasıl kontrol ederdi? Tansiyonunu kontrol edemiyor. İnsan ruhsal yapısını, enfus yapısını, içsel donanımı yani odundaki nur ve dumanı kastettim. Nasıl kontrol edecek? Eğer din yoksa neyin ne olduğunu, doğru olduğunu nereden bileceksin? Birisi tamam doğru bu isabet ettin demedikçe insan içsel yapısını kontrol edemez. İçimizdekini diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam konuşmadıkça, eyleme dönüştürmedikçe sebap vardır. Mesela adam diyor ki Allah yoktur. Desin çünkü biz 3 tane yapımız var. Benim nefsim, benim ruhum, ben olan ben. Diyeceğiz ki bunlar sıstan sen. Buna diyeceğiz ki aferin lan sen doğru söyledin. Bu ruhtur, bu nefistir. Bu da ben olan bendir. İkisinin
bir tanesini tercih edendir. Örnek vermiştim, yeniler için söylüyorum. Odundaki duman nefistir, odundaki nur ruhtur, odundaki ısı da hayattır. Biz onaylıyoruz. Diyeceksin ki vesvese niye geliyor? Odunda duman olmasın, o zaman odun yoktur. Odunu düşünün ki duman yok, o zaman odun yok. Yani insan nefissiz olamaz. Nefis olmasaydı bu saatte burada ne işimiz var yani? Çünkü ona karşı bir eylemdir. Eğer haram yoksa farz yoktur zaten. Doğma yoksa ölüm de yoktur. Evet. Bu kadar dersler ve bu kadar sohbetlerle biz bu haldeysek, ya dinler gelmemiş olsaydı insanlık ne olurdu? Değil mi? Ne kadar insan dinden kopuk olunca insan isminden bile çıkıyor. Civasi canavar oluyor ya. Peygamber aleyhissalatü vesselam gelmeden önce asr-ı saadetten bak bir manzara size göstereyim pencerede. Diyor ki o kabile reisleri, o zalim azgınlar köleleri parayla alıp satılıyor biliyorsunuz. Hangimiz daha iyi isabet o kullanıyoruz diye insan köleyi bağlarlarmış oraya. Sen sağ gözüne, ben de sol gözüne. Hangimiz eğer tam isabet edersek okla, bir, benim köleyi ödeyecek, iki, bir köle verecek. Yarış yapıyorlardı. Yani, abi ne şaşırıyor? Amerikalılar, Iraklılar öyle yapıyordu, ona benziyordu yani. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselamdan önce başka bir acı manzara iş yapayım da sizde ne kalitede olduğumuzu birbirinize bakalım. Köle pazarı varmış. Hiç mi acaba bunu duydunuz mu bilmiyorum. Köle pazarı vardı. Burada da eşek pazarı vardı. Eşek. Üç tane köle satacaksın ki bir eşek alacaksın. Eğer peygamberimiz gelmeseydi, eğer biz de köle isek, üç tanemiz ancak bir eşek olurdu. Üç tane köle satılıyordu bir köle eşek almak için. Çünkü eşek iş yapıyor. Biz ne yapacağız ki? Yani bir kölenin yaptığı işe bak. İki kölenin yaptığı işe bak, öyle ölçülüyordu. Üç tane kölenin yaptığı işi eşek daha fazla yapıyor. Üç tane köle pazarına satacaksın ki bir tane eşek alasın. Kadınların hak şöyle dursun, kendileri maldı. Mal hakkı şöyle dursun, maldı mal. Peki kadın hakları diye bağırıp çırpkanlık yapanlar, İslam'ın kadına verdiği değerden rahatsız olan tiplerdir. Bir daha söylüyorum. Kadın hakları diye çırtkanlık yapanlar, İslam'ın kadına verdiği haktan rahatsız olan çırtkanlardır. Çünkü kadın mal iken mal sahibi yapıyor ve ayağının altına cenneti koyuyor. Kadın diyor, alemi erbah ile dünya arasında bir koridordur, berzahtır. Seni aslına taşıyan bir yöntemdir ve sistemdir. Saatim geldiyse kesebilirim. Eğer yer yoksa bir kalkın ve birbirinize secdeyi sırtımıza yapın. Arkadaşlar sırtımıza yapacağız çünkü tatildir ve cuma kılmamız gerekiyor. Aynı bayramlarda biz de öyle yapıyoruz. Bayramlarda Almanya'da her yerde. Sırtımıza şey yapacağız. Arkadaşlar ön taraftakiler sırtına secde yapacak gibi gelsin lütfen. Secde birbirimize kusurumuza bakmasınlar. Secdeyi sırtımıza yapacağız. Saatimiz de geldi. Sizi tutmayacağım çünkü cumadır. Ya otursun ben ineceğim kürsüden. Evet. Tamam mıyız abi? Hadi. Peki. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha temâs selavattin.